Evet iki teknik adamı dinledik. E, tabii Haldun abi çok detaylı e, oyun üzerinde anlattı. Zeki abi de perde arkasını da soralım. Şimdi e, İsmail Hoca taraftardan gelin bizi yalnız bırakmayın dediğini hep biliyoruz. Geldi evet. ilk günden bu yana. Sonrasında e, bir ara yenilgi, sonrasında takımı yavaş yavaş toparladı. Alanya'da takım diyelim ki şahlandı diyebilir miyiz evet. Alanya maçı için yani diyebilir evet. miyiz abi, abi sezon en iyi oynanıp 5 gol attı evet. yani giderek yükselen bir performans Perform. ortaya koymaya başladı diyelim en doğrusu en doğru sözü galiba. olur Bugün baktığımızda da ...statta da Fenerbahçe taraftarı vardı. Bırakmadılar takımı. Ya en büyük sezon boyu zaten kötü sonuçlar nedeniyle Fenerbahçe taraftarı... Pereira döneminde takıma küsmüştü. 15-20 bin taraftar oynuyordu Fenerbahçe İsmail Kartal gelene kadar. İsmail Kartal şunu yaptı. Kardeşim ben isme değil performansa forma veririm. Sosa'ymış, işte ne bileyim Mesut Özil'miş. Pelkas'mış. Pelkas'ı kazandı. Kazandı. Ha şey diyorsun son yıldızları. son dört maçta oyuna sokup dörtte dört gol attı. Valbuhan'a etkisini gösterdi aynen. Ya e, Gustavo'yu zaten Emre Berezoğlu da oynatmıyordu. O zaman çok kızılmıştı ya Emre Berezoğlu'na Gustavo'yu nasıl oynatmasın diye. Ama o da e, yani son döneme artık e, aldığı paraya bakıyordu. Özellikle Sosa konusundaki tutumu nedeniyle alkışlıyorum. Çünkü hiçbir şeyi vermeden e, Fenerbahçe'den yata yata para kazanan oyuncuların başında geliyor. E, İsmail Kartal'ın yaptığı en güzel şey hem takıma e, kondisyon kazandırdı hem de sevgi. Sevgi çok önemli çünkü e, Pereira'da bir soğukluk vardı. E, sürekli dirişme vardı. Ta ki ikinci döneminde burada hep konuştuk topuk yaylasında İdman yapıyorlar. işte İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Sosa gibi oyuncular gidip diyor ki hocaya ya üçlü savunmayla oynamayalım. Bu bizim sistemimize uygun değil. Biz burada başarılı olamayız diyor. Eee Pereira da o zaman ta o zaman şunu söylüyor. O zaman ya benim sistemime ayak uydurursunuz, oynarsınız ya da oynayamazsınız diye rest çekiyor. O restleşme ta ki eee Pereira gönderilene kadar devam etti. Ondan sonra Güzel oyuncular bir şey, rahatladı. Bir şey söyleyeceğim ya seni e, takviye etmesi açısından. Ya Kolkur diye bir oyuncuyu gönderdi. Kolkur üçlü savunma oynuyor Kulübü'nde. Çok kulü da iyi günde. oynuyor. Yani ya onu dün söyleyeyim dün dün yani. Üçlü kurtarış. oynayacağım dedi. Üçlü oynayan bir oyuncuyu gönderdi. Onu ekleyeyim de, dedim. E, Kerem Aktürkoğlu'na olduğuna e, yani kritik e, müdahaleleri vardı, kademeleri falan iyi. Oyuncu sezon boyu iyi. Yani ne nasıl gönderdiler? Yani niye ne yaptınlar? Üçlü evet. oynayacağım dedim. Üçlü oynuyor işte <laughs> evet. oyuncu. Yani demek ki sen üçlü oynayacağım derken oyuncu çok bakmamışsın. Onun için Tabii ekleme o, yapayım dedim sana. Bir, yani sevgi ortamı hiç yoktu. O sevgiyi aşıladı. Takıma bir sıcaklık geldi. Hoca için de oynuyorlar. İsmail Kartalı seviyorlar. İsmail Kartal şuna bakmıyor. Ya işte ben sezonu tamamlayayım, alayım paramı gideyim. Zaten beni de gönderecekler düşüncesinde değil. Gerçek Fenerbahçe sevdalısı olarak iyi gidiyor. Bundan sonraki maçlarda da bu performansı gösterirse ben İsmail Kartal'a yazık et, ederler derim. Yani tamam Fenerbahçe'nin a büyük bir teknik direktöre elbette ki ihtiyacı var. Çünkü artık şampiyon olması lazım. Ama İsmail Kartal'ın da bu takıma hizmet etmesi lazım. O ekipte olması lazım. İnşallah ki kalır. Löv gelirse kalacağını düşünüyorum ama Jorge Jesus gelirse, Benitez gelirse bence yine kalsın. Çünkü bu kulüp eninde sonunda bu Fenerbahçe yine İsmail Kartal'a kalır. Ben söyleyeyim sana. Ee, tebrik ediyorum hocayı. Ee, bir takım hani e, burada bizi de izliyor canım hocam. Öyle söyleyeyim çünkü birlikte programada çıktık burada A sporda. Hani bir ara ben yaptım, ben değiştirdim den ekibe geçti. Çok önemliydi. Daha güzel konuşuyor. O heyecan nedeniyle maçlarda biraz e, konuşurken heyecanlanıyordu ama şimdi e, çok ustaca konuşuyor, akıllıca konuşuyor oyuncularını onare ediyor e, ben Fenerbahçe'nin artık hani Aldın abi de diyordu, biz de diyorduk ya hiçbir maçta, bu İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe bu maçın favorisi değil diyorduk artık e, Galatasaray maçı da dahil, bundan sonra e, bu performansıyla Fenerbahçe her maçın oynayacağı rakip açısından bakıyorum her maçın favorisi diyebilirim, %51 de olsa favorisi derim zorluk derecesine göre yani keyif ver, verdi. Fenerbahçe'yi izlerken keyif alıyoruz. Çünkü oyundan hiç kopmuyorlar. Çok pozisyona giriyorlar. Her şeyi deniyorlar kazanmak için. Bu çok önemli ve şut atıyorlar. Şut atmak önemli. E, geriye yaslanıp işte böyle sıkıcı futbol oynamıyorlar. İşte 1-0 olsun, kazanalım, gol yemeyelim, kaybetmeyelim. E, sürekli hangi rakip olursa olsun Trabzonspor maçında da gördük. E, yani Konya Spor maçı ikinci test maçı. Trabzonspor maçında 10 kişi kaldılar, müthiş oynadılar. Bu maçta da geriye düşmelerine rağmen müthiş bir enerji sahaya koyup ve son 10 dakikada yani tek kaleye çevirdiler oyunu ve kazandılar. Ben tebrik ediyorum. Fenerbahçe çok çok iyi yolda ama bu performansını sürdürmesi lazım ama Fenerbahçe'nin kiralıklarla birlikte geri dönen kiralıklarla birlikte 19 yabancısı olacak sezon sonu. Tamam hangi yabancılar gönderilecek? Yeni yabancı alınacak. o zorlarda çok Şimdi, zorlanacak Fenerbahçe. Sana şunu sorsam abi. 5 maddede İsmail Hoca'yı bana özetler misin diye? 1 e, Takıma e, sevgi, sevgi 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 getirdi. Sevgi. 2 Kondisyon yükledi. Fizik kondisyon. Evet. Hırs aşıladı. 3 Kazanma hırsı. Eee oyuncuların Evet. Performansını yükseltti takımın. Kazandıkça özgüveni yükseldi takımın. 4. 4 e, e, taraftarı tribüne e, tekrar getirdi. Sırtını Taraftarla dönen takımı taraftarı. barıştırdı. Barıştırdı. Evet abi. 5. E, hedef. Bir hedefi yoktu Fenerbahçe'nin. Şimdi ikincilik hedefi var. O hedef için e, o hedefe odaklandırdı. Yani hedef takımı haline getirdi. Bir hedef koydu. Tabii hedef takımı haline getirdi. İkincilik hedefine ulaşacaklar öyle görünüyor yani şey küskünleri barıştırdı Tabii. vesaire. Onları zaten açmıştı. Bir de, bir de isme değil, çalışana, hak edene forma verdi. İşte Arda, forma da alet önemli. Arda'dan gördük zaten. Tabii Arda'dan gördük. verdi formayı. Bak Haline. hiç Sosa'nın sesi çıkıyor mu? Ne bileyim, Mesut Özil çıktı, sorun çıkardı mı? Ne bileyim, hani bazen bu tip oyuncular biliyorsun kaprisli olur, su şişesine vururlar, formayı yere atarlar, e, direkt soyunma odasına giderler. Bunların hiçbirini yapmadı. Zamanında yaptı. Şimdi Son 6 maç 5 galibiyet bir beraberlik müthiş bir performans yani onu bir kere söyleyelim. Evet. Ee, o yani 16 puan gibi müthiş bir puan yakaladı. Ben Zeki'ye bir yerde katılmayacağım ee, onu söyleyeyim yani katılmayacağım demeyeyim de öyle olmaz diye düşünüyorum diyeyim daha doğrusu. Löv dışındaki hocalarda ikinci oyun ikinci hoca olmaz yani kabul etmez. Ben, yani ben LÖV ya, ha, Doğru de. katılıyorum ben ama sen yazık olur hoca'ya de, diye dedim evet. ben. İkna edebilseler keşke. Çünkü çok emek verdi bu takım Şimdi, bir dakika Şimdi çıkıyor. LÖV'e de çok ben konuştuğumda LÖV'le ilgili de ben Haldun abi birinci hocayım artık. Yani benim şeyim bu demişti ama LÖV konusu LÖV'ün isteğiyle de gerçekleşebilir. Kulübün isteğiyle de ama LÖV'ün dışındaki hocalara yani işte Jorge Jesus'tur başka birisi mi hani bilemem yani. Bir el sadır kim her kimse. Ee, onun dışındaki hocalara ikinci e, hocalık, yardımcılık artık yapmaz. Niye? Ama Löv'de neden yapar? Hmm. Dediğim gibi hem Löv'le olan ikili ilişkisi, Löv'ün ısrarı olabilir. Fenerbahçe kulübünün ona e, işte ya biz gel bizi bir sene ayağa kaldır demesi, duygusal davranması olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Şu yani. performansıyla zaten yeni sezonda çok e, tepelere oynayan, zirveye oynayan bir takımı da alır. Peki. Şu performansıyla evet. İsmail Kartal Gidelim mi özetlere?